Belki bunu izlemek çok acıklı ama kim bilir siz de defalarca izlediniz. O anın görüntüleri var. Şimdi Selami Bey'in derdi şu. Deniyor ki intihar etti. Yanında arkadaşları var. Bir iddiada o görüntülerde hani bir kavga dövüş var. Yanındaki arkadaşının vurdu. Ayrıntıları anlatacağım. Önce intihar ettiği sanılmış. Sonra el sıvabından barut izi çıkmayınca Selami Bey de şüphelenmiş. Ve o çevrede oturanlar var. Selami Bey'in buraya gelmesinin nedeni özellikle o civardaki görgü şahitlerine ulaşabilmek. Bize eğer ararlarsa, ne duyduklarını ne gördüklerini söylerlerse mahkemede delil bulmak istiyor. Bir ara verelim, o görüntüleri izleyelim. Kim öldürdü, kendisi mi intihar etti yoksa yanındaki arkadaşları tarafından mı öldürüldü diye Selami Bey'in bir şüphesi var. İzleyelim, tabii biz de bir yorumda bulunabiliriz evet. Görüntülerden sonra. Ben kardeşim Aslan Altıntaş'ın 23 Mart 2012'de ölüm haberini aldım. Çark Caddesi'nde intihar ettiği söylendi. Yanında bir arkadaşı olduğunu, kendimi öldüreceğim diyerek silahı başına dayayıp ateşlediği söylendi. Ama sonra kardeşimin intihar etmediğini düşünmeye başladım. Ellerinde barut izi çıkmadı. Yaklaşık 14 ay, 15. aya girdik. Mutlaka birisi görmüştür diye düşünüyorum. Lütfen bana yardımcı olsunlar. Sağduyulu insanların programa katılmasını bekliyorum. Aç, çalıştır. Süpür, geç. Arkam benim. Kaldırın lan çabuk! Neredesin lan? Baba yalvarırım, aç gözlerini. Kızım, şimdi. Ver birinin eline silahı. Bir de şahit bul. Tezgah tamam. Seni biliyorum ey şeytan. Sen benim en azılı düşmanımsın. Allah'ım beni hak sözü işitip de onun en güzeline uyanlardan yap. Ben bu oyunu bozarım. Emeklilik bu. Geliriniz azalınca kendinizi sıkışmış ve daralmış hissedersiniz. Emekliliğiniz gelmeden önce en iyisi siz Aksa Hayat emekliliğe gelin. Hayallerinizdeki gibi mutlu ve rahat bir emeklilik için doğru bir adım atın. İster çalışan, ister ev hanımı, ister öğrenci. Herkes için şimdi devlet katkısıyla %25 daha kazançlı. Aksa Hayat emeklilik. Gelecek yeniden tanımlanıyor. Hermes. Emsol. Boyk. IKEA şimdi büyük yaz indiriminde. Yüzlerce indirimli ürün IKEA'da sizi bekliyor. Evinizin her şeyi IKEA. Üstelik aksesi özel 12 taksit ve 4 ay erteleme fırsatıyla. İlk günden itibaren etkili siyah nokta ve sivilceye karşı Visiblik Clear. Neutrogena'dan. Merhaba anne. Kendine iyi bakıyorsun. Aa, kan. Bu diş eti probleminin göstergesi olabilir. Bunun gibi diş eti problemlerini büyük ölçüde önlemek istiyorsan Colgate Total Profesyonel Diş Eti sağlığını kullan. Colgate Total bakteri pilayla savaşır. Böylece diş eti problemlerini %88'e kadar önler. Gördün mü? Yeni Colgate Total Profesyonel Diş Eti sağlığı. Colgate, Türkiye'de diş hekimlerinin bir numaralı tavsiyesi. Akıllı Beko anneleri nem kaybını engelleyen Beko buzdolabıyla uzun süreli tazelik sağlıyor. O zaman daha uzun süre çilek yiyebilirim. Beko A+ buzdolapları kısa bir süre için 899 liradan başlayan fiyatlarla. Anne, her şeyi taze tutan bu buzdolabını ben de çok tuttum. Şimdi Merinos'tan alışveriş yapan herkese anında tam 1200 lira indirim var. Merinos, yaşadığınız her yerde. Aç! Dök, salla. McShaker baharatlı patates McDonald's'ta. İşte bunu seviyorum. Bıktım. Üst kısımları iki kat fazla kirleniyor. Yeni iki kat beyazlatıcılı Veniş Tül kullanın. Tepeden tırnağa gerçek beyazlıkla tanışın. Deterjanınız tüllerinizi beyazlatmaya yetmez. Oysa yeni Veniş Tül'ün geliştirilmiş iki kat beyazlatıcı formülü perdelerinizi daha da beyaz yapar. Üst kısımlarını bile. Perde arkasındaki beyazlatıcı gücünüz. Yeni Veniş Tül. Finish Quantum'dan bulaşık dünyasını tamamen değiştirecek ve bulaşıklarınızda üstün temizlik sağlayacak bir yenilik. Oxi çamaşır sulu güçlendirilmiş yeni Finish Quantum.
İçindeki Oxy çamaşır suyu sayesinde en zorlu bulaşıklar bile tertemiz, mis gibi olacak ve içiniz rahat edecek. Finish'in en iyisi yeni Oxy çamaşır sulu Finish Quantum. Bulaşıklarınız parlak, içiniz rahat. Eşsiz lezzetiyle 60 fındıklı yeni Choco Krem Golden. Var mı hala denemeyen? Yeni Airwick Türkiye'nin kokuları. Türkiye'nin en güzel kokularını, en güzel anılarınızla birlikte evinize getiriyor. Hatıralarınız canlanıyor. Türkiye'nin kokuları. Lungo burada. Başka yerde arama. Keyfi, eğlencesi, lezzeti dünyanın en çılgın korneti. Milyonlarca bedava. Üstelik 1 lira. Lungo, Ülker Golf'ten. Her gün günlük bed kullanılır da. Her günlük bed kullanılır mı? Adı üstünde günlük bed. Cilde dost olacak. Nefes olacak. Yoksa işi mi olmaz? İyi de kızlar, bunları herkes söylüyor. Herkes söylüyor. Muhabbet onar yatıyor. Muhabbet günlük pedler Alman Dermatest Laboratuvarı'ndan cilde dost onayı aldı. Budur. Herkes söylüyor. Muhabbet onaylatıyor. Patron. Aferin. Hem kalite hem ekonomi. Ben de böyle zengin oldum. Önce sen beğeneceksin, sonra herkes. Kelebek, mobilya. Angora familyası tüylerinin yumuşaklığıyla bilinir. Bizim familyamız da öyle. Yenilenen familya ekstra dolgun yapısıyla şimdi çok daha yumuşak. Mantık familya diyor, mantık familya diyor. Bu yaz hayattan ne almak istersin? Mesela bir mini. Ya da 20 Galaxy S3. Special Car paketlerinde yer alan etiketteki şifreyi 2363'e gönder veya Special Car Facebook sayfasından başvur. Sen hayattan ne almak istersin? Hiçbir düşmanım bana zaferi bu kadar arzulatmadı. Biz bitersek onlar kazanır. Faruk Bey'i kaybettik. Öyleyse Tanrıdağ'a yürüme zamanımız geldi. Sırrın son sahibi olarak bedel ödeme sırası bana geldi. Yeni Magnum Pink Nar ve yeni Magnum Black Espresso. Farklı anlar için iki farklı Magnum. Magnum, has peşindeysen. Romantik anların dondurması Kartdor Selection, şimdi yeni iki kişilik paketinde ve nefis çeşitleriyle. Daha fazla çikolata, daha bol fındık, çıtır külah ve nefis tatlı son. Yeni Cornetto Disc. Keyfi yolunda, aşkı sonunda. Güzelliğinizin sadece %10'u sizin için yeterli mi? Bir parça ruj, eksik bir far, tek bir oje, tabii ki hayır. Peki cildinize tam da bunu yapmıyor muyuz? Yüz ve el bakımı tamam. Ya geri kalanı? Vücudunuzu Dove besleyici vücut sütleriyle nemlendirin. Yenilenen Dove hafif formülüyle cildinizi yumuşacık yapar, yapışkanlık hissi bırakmaz. %100 güzelliğin keyfine Dove besleyici vücut sütleriyle varın. Kolay ve pratik, her şey pratik. Harikam benim. Ben kardeşim Aslan Altıntaş'ın 23 Mart 2012'de ölüm haberini aldım Çark Caddesi'nde. İntihar ettiği söylendi. Yanında bir arkadaşı olduğunu, kendimi öldüreceğim diyerek silahı başına dayayıp ateşlediği söylendi. Ama sonra kardeşimin intihar etmediğini düşünmeye başladım. Ellerinde barut izi çıkmadı. Yaklaşık 14 ay, 15. aya girdik. Mutlaka birisi görmüştür diye düşünüyorum. Lütfen bana yardımcı olsunlar. Sağduyulu insanların programa katılmasını bekliyorum.
Efendim, olay 23 Mart 2012'de Adapazarı Çark Caddesi'nde gerçekleşiyor. Aslında isterseniz siz anlatın çünkü biraz da karışık. Şimdi, siz de orada mı yaşıyorsunuz kardeşim? Hayır hayır, ben İstanbul'da yaşıyorum da. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bu programa katılma amacım doğruları elde etmek değil. Ortada bir gerçek var. Bu olayda 40 tane yanlış olabilir. 40 tane yanlış olabilir. Fakat neticede bir gerçek var. Benim için doğru olan gerçek olandır. Yani burada kardeşime eleştirilecek bir sürü şey vardır. Yaşam biçimi eleştirilir, kendisi eleştirilir. Hepsi başka. Fakat bu olayda kim ne gördüyse, ne duyduysa, orada bir ev topluluğu var. Geçen insanlar var. Mutlaka bir tanesi bu olayı görmüştür diye düşünüyorum. Şimdi görüntülerde o silahın ateşlendiği an, kardeşimin ateş ettiği de belli olmuyor. Karşı tarafın ateş ettiği de belli olmuyor. Sıkıntı burada. Bir üçüncü kişi, dördüncü kişi o eğer olayı görmüşse, programa bağlanırsa, insanlık adına, adalet adına, haklar adına mutlaka çok iyi bir hizmette bulunacağı, kendisine de müteşekkir olurum bu arada. Ben kardeşimin intihar haberini aldığım zaman İstanbul'dan kalktığım Adapazarı'na gittim. Hastanede, yoğun bakımda. Sabah oldu, doktorla işte nedir durum diye görüşürken. Doktora dedim ki, hocam dedim, kurşun ne taraftan girmiş, ne taraftan çıkmış? Benim kardeşim solak. O aklıma gelerek onu sordum. Dedi ya, ben adli tıp uzmanı değilim ama sanki dedi sağdan girmiş, soldan çıkmış gibi görünüyor dedi bana. Öyle deyince ben zaten o andan itibaren kesinlikle benim kardeşim intihar etmemiştir. Benim çünkü kardeşim solak. Nasıl olur da solak bir insan sağ tarafından başına ateş eder diye sağa sola işte bir takım şeyleri araştırmaya başladım. Halbuki kurşun soldan girmiş. Fakat benim intihar etmedi diye ta başından beri iddia ettiğim şey, neticede diğer daha sonra ben dosyaya hakim olmamla, işte bir takım şeyleri araştırmamla gerçekten intihar etmediğine inandım. Zaten yapı olarak benim kardeşimin intihar etmesi mümkün değil. Yani dünya görüşü bambaşka bir çocuk. 50 milyarlık, 100 milyarlık arabayı verin, gitsin arabayı parçalasın. Ya aslan sen bunu ne yaptın deyin. Hallederiz mantığı vardı onda. Yani ne olacakmış, hallederiz. Yani bu kadar dünya yansa bir kalbur samanı yanmayan bir çocuk. Ha, problemleri yok muydu? Vardı tabii, her insan gibi onun da problemleri vardı. Ama kendi canına kıyacak kadar bir problemden dolayı asla ben kabul etmiyorum bunu. Bir takım sonraki argümanlar da benim artık intihar etmediğini, işte el sıvaplarında barut izi çıkmaması, intihar edecek şimdi şahitler diyorlar ki de bazı insanlar, işte daha önceden söylüyordu ben kendimi öldüreceğim bilmem ne diye. Ben şunu iddia ediyorum, hocam da burada. Önceden intihar edeceğini beyan eden, arkasında mektup bırakan bir insan, biz dindar sayılabilecek bir aileyiz. Bunu da şeyde belirttim zaten. Bir vücut temizliği yapar. Bilmiyorum hocam. Siz benden daha iyi bilirsiniz. Dinliyorum. Yani kimse benim vücuduma dokunmasın öldükten sonra diye. Kimse benimle uğraşmasın diye. Değil mi? Koltuk altlarını amiyane konuşuyorum. Özür dilerim ama. Yani bunları yapar. Böyle bir şey yok. Çok basit bir şey bu. Ama benim için çok önemli. Benim kardeşim daha önce aslında görüntüleri izleyince bizim zaten görüntülerden... Yani hocam zaten hani biz zaman zaman bu intihar vakalarını konuştuğumuzda çok da değerli bilgilerini bizimle paylaştı. Şimdi olay bir caddede gerçekleşiyor. Evet. Oldukça da işlek bir caddede gerçekleşiyor. İşlek bir caddede. Yakınlarda da birileri var. Bu olay unutulabilecek bir olay değil. Selami Bey de görgü şahidi arıyor. Tam da yerine geldiniz. İnşallah o olaya şahit olan birileri varsa artık doğru neyse doğruyu paylaşsın, sizin de içinizi rahat etsin ya tabii ki adalet arayışınızı sürdürün. İki tane çocuğu var Miger. İki tane çocuğu var. Yani evli hiçbir miydi? Şey olmasa evli. 7 yaşında bir kızı, 11 yaşında bir oğlu var. Yani biz bu çocuklara bunun hesabını ben, toplum nasıl vereceksiniz yani? Ne oldu? İntihar etti. Böyle bir şey yok. Ama gerçekten ben adalete güvenmediğimden burada değilim. Sadece o olayı orada gören biri vardır diye düşünüyorum. Yoksa adalet işte bu süreçte en son yanlış karar verecek. Öyle bir kaygım asla yok. Asla yok.
Biz de zaten adalete güvenmediğimiz için yapmıyoruz bu programı. Biz hayır, de benim katılma amacım. Tabii ki sizin de öyle. Benim katılma amacım. Yani çok, sanki çok da doğru böyle lütfen algılanmasın. Yani. Adalete güvenmediğinden işte Müge Hanım'dan yardım böyle bir şey değil. Sadece istediğimiz orada olayı gören, net gören benim